Başkan vekilim, Sayın Tarmak bir başkanım. Özellikle küresel ısınma, devamında pandemi ve sonrasında da Rusya-Ukrayna savaşı bize bu sektörün vazgeçilmezliğini bir kez daha gösterdi. Biz 20 yıldan beri iktidarız. 20 yıldan beri bu ülkenin üretimi, bitkisel üretim noktasında söylüyorum, 98 milyon tondan 117 milyon tona yükselmiştir. Bu 117 milyon ton 2021 gibi kuraklığın yaşandığı ekstrem bir yıl için kullanılan bir rakamdır. Bu yıl Allah nasip ederse 127 milyon tonu bulan ve tüm zamanların rekoru olarak nitelendirebileceğimiz bir bitkisel üretimi de gerçekleştirmiş olacağız. Hayvansal üretimde büyük başta 9.9'dan 18-19 milyon adet büyükbaş hayvana, küçük başta da yine 32 milyon tonlardan, 32 milyon başlardan 58,5-59 milyon başlara gelen bir hayvan varlığımız var. Bu ülkenin üreten, alın teri ve akıl teri döken üreticisine her daim olduğu gibi müteşekkiriz ve bunlara eli öpülesi üreticiler diyoruz. 2002 yılında iktidara geldiğimizde 65 milyonu doyururken bugün 85 milyonu doyurmakta. 2002'de 15 milyon ülkemizi ziyaret eden turisti doyururken bugün 52 milyonu bulmuş misafirlerimize ikramlarımızı üretmekte. Refah seviyemizin yüksekliğinden dolayı bizim o değişen taleplerimizi, özellikle çocuklarımızın ve genç neslin isteklerini karşılamaya yönelik ürün çeşitliliğini dikkate aldığımızda, bu da yine bu ülkenin üreticisinin ürettikleridir. 2002 yılında 3.8 milyar dolar olan ihracatımız bugünkü TİM rakamlarına göre söyleyelim, TİM Başkan Vekilimiz de burada, yaklaşık 25 milyar doları şu anda 11. ay itibariyle bulmuş durumda. Tabii ki bunlar resmi olmayan rakamlar ama yıl sonu hedefimiz inşallah 27-28 milyar dolar gibi, ki geçtiğimiz yıla göre tarım ürünleri ihracatımız 25 milyar dolardı. Bunun üzerinde bir artışla yine yılı kapatmış olacağız. Siz değerli makine üreticilerine biz müteşekkiriz. Yerlilik olan oranının %70'lerin üzerinde olması çok önemli. Ama bunun daha yukarılara çıkmasını istiyoruz. Zor olan nedir? Savunma sanayidir. Biz savunma sanayinde %80'i yakaladığımıza göre bizim tarım makineleri sanayinde de mutlaka daha yukarılara bunu taşıyor olmamız gerekir. Biz hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir yüzyıla adım atıyoruz. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Ve Türkiye yüzyılında da tarım ve orman sektörü ana ekseni oluşturacak. Dünya var olduğu günden beri bu sektör stratejiktir, vazgeçilmezdir ve biz bu stratejikliği, bu vazgeçilmezliği dikkate alarak da 20 yıldan beri bu sektörü destekliyoruz. O üretim artışı kendiliğinden durup dururken olmamıştır. Bu çerçevede de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak kendi vizyonumuzu güncelledik. Geldiğimiz günden itibaren ortaya koyduğumuz bu yeni normale göre olan yaklaşımımızı, Türkiye vizyonunun artık bir alt başlığı ama üst sıralarda yer alan bir başlığı haline getirdik. Ve bu çerçevede de özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin, bunların inovatif düşüncelerinden ve sektöre verebilecekleri katkılardan haberdar olduğumuz için Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kurduk. Kısa sürede bununla ilgili mevzuat da kazandırıldıktan sonra biz bu gençliğin içerisinde kadınlarımız var, erkeklerimiz var ama adı Tarım Orman Gençlik Konseyi. Dolayısıyla bu çok çok önemli bir gelişme olacak ve bize tabir yerindeyse çağ atlatacak.
uygulaması itibarıyla bugün akıllı tarım veya teknolojik tarım dediğimiz precision farming olarak adlandırılan o alanda da yurt dışında doktorasını yapmış birisiyim. Tarım makineleri camiamızın bu konuda yeni yüzyıla ilişkin bugün tasavvur edemedikleri, bugün için çok afaki gördükleri konuları dahi madem ki bu bir yüzyıllık vizyon olacak, bizim bu yüzyıllık vizyonun içerisine derc edeceğimiz bu hususları inşallah paydaşlarımızla birlikte arkadaşlarımız müşterek çalışacaklar ve bu alanda da bu gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra vizyondaki yerini alacak. Çaprazdan çekilin. Çeken bir şey yapsın.